Yeter ki müzik olsun. Merhaba Yavuz abi. Merhaba Hande. Hande Mehan. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Şimdi Hande, zararını seviyorum gibi dokunaklı bir şarkını hazır dinlemişken ve hazır senin gibi kendi şarkılarını da yazan genç bir müzisyen bulmuşken hemen sormak istiyorum. Geçen Twitter'da da yazdım. Genç nesil müzisyenler eğlenceli şarkı yazamıyor mu? Hep dramatik çünkü şarkılar, hep hüzünlü. Yoksa eğlenceli şarkı yazmak hafiflik olarak mı görülüyor? Sen ne dersin buna? Ya, bence hafiflik olarak değil ama kendi adıma konuşacak olursam ben genelde zaten bu tür müzikler dinliyorum hep. Normal yaşantımda tabii ki depresif bir değilim çok fazla. Ama bu tür müzikler yapmak daha iyi hissettiriyor diyeyim. Çünkü bir birikmişlik sonucu çıkıyor onların hepsi. Ama bence yani ikisini de yapmak gerekiyor. Hı hı. Ben yapmayı denedim. Aslında yapıyorum da. Ama dinleyicilerim maalesef çok ilgi göstermiyor. Daha çok böyle o depresif Hande'yi seviyorlar. Galiba biraz da buradan gençliğinin ruh hali konusunda bir fikir edinmek de mümkün mü acaba? Evet, tabii ki. Tabii ki onların hepsi beni yani yaşadıklarımızı yansıtıyor. Hepsinin ayrı birer hikayesi var. O yüzden oradan da bir fikir ediniyoruz tabii ki. Hande, senin biyografine de nereye baksam hep Cem Adrian ismi çıktı karşıma. Cem Adrian'la bir gün yolunuz kesişiyor ve senin müzik yolculuğun resmi olarak başlıyor. Bir de sen anlatsana bu hikayeyi. Tabii ben üniversite ikinci sınıftaydım. Ortak bir arkadaşımız vardı. Onun Evecalı'yla tanışmıştım. Aslında bu süreç öyle hemen olmadı. Biz 2015'te tanıştık Cem Adrian'la ve 3 sene sürdü. Ben ilk şarkımı onun prodüktörlüğünde 2018'de yayınladım. Ama bu 3 senelik süreçte de tamamen beni tecrübeleriyle çok güzel eğitti. Bazı yerlerde sesimin gelişmesi adına böyle sahneler yaptım. Kendisi bunu yapmamı gerektiğini söyledi. Çünkü ancak bu şekilde sahne bence en güzel eğitim yeridir dedi. Daha öncesinde hiç böyle bir deneyimim, tecrübem de olmamıştı. Bu süreçte kendi kendime kayıtlar almayı öğrendim. Minik minik böyle mixler yapmayı öğrendim. Besteler yaptım. Beni aslında bu süreci çok güzel hazırladı. 2018'de de Sen Beni Güzel Hatırlayı yayınladık. Yani bir nevi eğitim oldu o 3 yıl senin için. Peki Cem Adrian'la tanışmasaydın nasıl şekillenirdi müzik maceran sence? Sanırım müzik yapmıyor olurdum. Şöyle, çok kalabalık bir sektör ve gittikçe artık herkes çok kolay evde bir şeyler kaydedip yayınlayabiliyor. Benim yanımda Cem Adrian gibi bir etken olmasaydı ben sanırım müzik yapmıyor olurdum. Tamamen böyle arkadaş ortamında gitarıyla bir şeyler çalan biri olarak geçirirdim sanırım hayatımı. Ne mutlu Cem Adrian'ı ki senin gibi bir yeteneği keşfetmiş ve müzik dünyasına kazandırmış. Şimdi 2018'de yani ilk şarkını yayınladığın yıl 5 tane sana ait şarkın yayınlandı. Bir de Cem Adrian'la düetiniz var ki Bir Gün Doğarken şarkısı Sen Benim Şarkılarımsın. O bayağı ses getirdi. Sana da büyük bir dinleyici kitlesi kazandırdı. Şimdi o şarkıyı dinleyelim beraber, sonra sohbete devam edeceğiz. Tamam. Yeter ki müzik olsun. Hande, seviyor musun eski şarkıları söylemeyi? Gerçekten çok seviyorum. Aslında o şarkıyı da ben söylemeyi çok seviyordum. Bir gün kendisine ilettim. Bu şarkıyı ben söylemek istiyorum, çok seviyorum diye. O da çok güzel olmuş dedi. Birlikte neden söylemiyoruz? Aslında öyle başladı. Yani bizim hiçbir şekilde böyle ya acaba dinlenir mi? Hiçbir kaygımız olmadan sadece girdik stüdyoya, söyledik. İnsanlar da çok sevdi. Ben eski şarkıları zaten genelde hep çok eski şarkıları coverlıyorum. Hoşuma gidiyor yani. Dinlemeyi de çok seviyorum. Söylemeyi de çok seviyorum. Peki 2018'den bu yana neler değişti sende? Müziğe bakış açın, müzik piyasasında kendini konumlandırdığın yer açısından soruyorum bunu.
Vallahi çok şey değişti. Çünkü ben her geçen gün yeni bir şey öğreniyorum. Hala bile yani aslında çok bir şey bilmiyormuşum diyorum dedirtiyor bana müzik sektörü. Yani dediğim gibi gerçekten bir pasta var ve herkes o pastadan bir şey yemek istiyor doğal olarak. Yani gittikçe biraz daha çok zorlaşıyor bence. Bir yandan hem çok kolay hem çok zor sesini duyurabilmek. 2018'den bu yana bende çok şey değişti ama bu bir okyanus gibi görüyorum. Ben öğrenmenin sonu yok ama çok güzel bir dinleyici kitlesi oluşturdum. Gerçekten çok sıcaklar, güzel bir bağ oluştu aramızda. Sonrasında ben İstanbul'a yerleştim. Daha öncesinde üniversite okuyordum zaten. Sonrasında buraya yerleştim. İstanbul'a yerleştikten sonra müzik adına yaptığım işler daha da hızlandı tabii ki. Bunun da etkisi büyük oldu. Özetle baktığımda geçmişe bayağı şey değişmiş. Peki hiç albüm yok şu anda müzikal kariyerinde. Düşünüyor musun bir albüm yapmayı yakın zamanda? Albüm yapmak aslında bence çok meşakkatli bir iş. Ve ben şu ana kadar çıkardığım bütün şarkıları single olarak yayınladım. Sanırım bir süre daha böyle devam edeceğim. Yani istediğim o noktaya ulaştıktan sonra albüme girişmeyi düşünüyorum. Çünkü tamamen bir sessize almam gerekecek kendimi. Yani hali hazırda var mesela bestelerim ama tatmin olmak adına daha yeni bir şeyler yapmak isteyeceğim ve orada bir sessizlik oluşacak. Bu da beni biraz alıkoyacak çalışmalarımdan. Dinleyicilerimle arama bir mesafe girecek. Bunu da çok istemiyorum. O yüzden sanırım ona biraz daha var. Ama isterdim tabii bir albümün olmasını. Peki 2023 yılı içerisinde Hande Mehan sevenleri neler bekliyor? Ben bu yıl yine çok çalışacağım. Hatta ufak bir bahsedeyim yaptıklarımdan. Lütfen. Şimdi yeni bir şarkı yayınlamayı düşünüyorum. Şubat'ın son haftasında falan. Onu kaydettik, o bitti. Onun dışında 8 tane akustik çalışmamız var. Yani geçmiş şarkılarımı yeniden bir toparladık. 8 şarkı halinde. O bir albüm olabilir aslında. Çünkü gerçekten çok çalıştık onun için. Onu yayınlamayı düşünüyorum bir yandan. Onun dışında yayınlamayı düşündüğüm yani şimdiden hazır olan 2-3 şarkım daha var. Sırasıyla bunları yayınlayacağım. Yani bu yılda hiç durmadan çalışmayı planlıyorum. Peki o zaman sana kolaylıklar diliyoruz. 2022 yılı içinde yayınlanmış yine söz ve müziği sana ait bir şarkıyla bitiriyoruz sohbeti adı Sarhoşluk'la. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ederim Yavuz abi. Çok dikkat et kendine. İyi yayınlar diliyorum. Yeter ki müzik olsun.